Herkese merhaba arkadaşlar, kanalına hoş geldiniz. Evet, sizinle Karatay kahvaltısını paylaşıyorum. Kışa özel, özellikle kış ayında. Karatay kahvaltısının omos omosik 2 adet yumurta, özgür gezen tavuk, doğal yumurta, kıymalı, pastırmalı, ıspanaklı, menemen, peynirli, rafadan, tereyağından vesaire olabilir. Sarıların sulu kalması sağlık açısından önemlidir arkadaşlar. 15 adet tuzu azaltılmış yeşil ya da siyah zeytin, bir avuç içi kadar peynir, bir ince belli çay bardağı kadar kavrulmuş kuru yemiş, ceviz, fındık, çiğ badem. Benim de gördüğünüz gibi bardaklara koydum hepsinden. İki farklı renkte mevsim sebzesi. Fark etmez sebzeler. Bakın ben burada terem var. Maydanozum var, şeyim var, marulum var. Gördüğünüz gibi tüp ye, tüp gibi ol. Ondan sonra havucum var. Köy tereyağı, 2-3 adet gün kurusu. Gün kurusunu ben kilo verme döneminde tercih etmiyorum. Sizler yiyebilirsiniz, isteğe bağlı. Süt, ayran, su, bitkisel çaylar, Türk kahvesi, filtre kahve, espresso, doğal maden suyu. Bunları da içebilirsiniz. Yumurta yemekten bıkanlar ya da yumurtalarsı gelişmiş olanlar kahvaltıda baklagil, salataları, nohut ve bezelye hariç yemeyecekler arkadaşlar. Nohut ve bezelyeleri yemiyoruz. Et, balık yiyebilirsiniz. Baklagillerin hepsinden yiyebilirsiniz arkadaşlar. Salata şeklinde yaparsınız yeşilliklerle birlikte. Dediğim gibi benim şey var, bu gördüğünüz üzere sıt, ya daha da yakından göstereyim. Kayınvalidemin kendi elleriyle yetiştirdiği taze şey, aman çiğ, kavrulmamış ay çekirdeği. Fındık kendi bahçemizden, badem kendi bahçemizden, Antep fıstığı, ben Antep'te yaşıyorum bu arada. Hepsi kabuklu olacak arkadaşlar. Neden kabuklu olacak? İnternette de daha detaylı araştırmalar sizin özellikle verim. Daha çabuk bozuluyor iç halindekileri. O yüzden ben kabuklu tercih ediyorum. Kendi bahçemizden geliyor. Hem eşimin memleketinden benim evimde sıkıntı yok. Bir kase yoğurdum. Bu da geçen tuzlu yoğurt yapmıştım. O videosunu da paylaştım onun. Bakın, ben Karatay diyeti yapamıyorum. Doymuyorum diyenler için sizin için hazırladım özellikle böyle dolu dolu. Ben böyle bir menüyle sadece şunları kaldım. Şu bardak ölçüsünü vereyim. Şunlardan bir tanesini. Ben şu kısmını, hatta şunu da yemedim. Çünkü benim kızımın süt alerjisi var. Yani kuru yemiş alerjisi var. Ben bu şekilde bir kahvaltıyla her gün yiyerek 29 kilo verdim. Bu şaka değil, gerçek. Cidden daha çok yedim. Şimdi Karatay'da önemli olan doymak. Peyniri istediğiniz kadar yiyorsunuz ama bu krem peynirler falan olmayacak. Labne peynirler olmayacak. Kendiniz yapabilirsiniz ama bak, kendiniz evde yapıyorsanız tüketebilirsiniz ama market önerilmiyor. Yeşil de şey de 15'er 20'şer tane gelir. Zeytin koydum, turpumu koydum, mevsim özellikle. Şu an kış ayındayız ve bu kahvaltı kış kahvaltısı. Baktınız ki doydunuz, bunu yediniz işte, doymuyorsunuz. Yoğurt yiyin. Yoğurtla doymuyorsanız çökelek ya da tuzlu yoğurt benim yaptığımdan, ya da lor peyniri. Lor peyniriyle de çok güzel doyarsınız. Yediniz, doymadınız. Arkasında bunu yediğiniz zaman diyete daha çok adapte olup daha şey yaparsınız. Daha uzun süre tokasınız. Özellikle çökeleği öneriyorum. Halk hem karpuz kütlenizi artırır hem de kilo vermenize yardımcı olur ve tok tutar. Yani doymadıysanız bunlardan yararlanın. Size tavsiyelerim yani. Böyle bir tabakla da hepimiz doyarız. Yediğiniz istediğiniz kadar. Yemekten önce su iç, yani yemek arasında su içmeyin arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Yemekten 30 dakika önce su içmiyorum. Çünkü mide asitini bozuyor, reflüye, mide hastalıklarına sebebiyet veriyor. Açıp da internetten okuyabilirsiniz. Ben şöyle size bir limonlu su. Dedim ya, 30 dakika önce yiyeyim kahvaltıdan önce. Bunu bir güzelce içersiniz. Eğer tansiyonunuz düşük değilse, sağlık sorunuz yoksa, bunu bu şekilde güzelce içersiniz. Yağ yakımınızı hızlandırır, metabolizmanızı hızlandırır. Ya yani, ödem atar. Bunun birçok faydası var. Onu da paylaşacağım. Bir de gece. Gece için ki gece yağ yakımını hızlandırsın.
Yani limonlu suyu çayınıza da sıkabilirsiniz. Yağ akımını hızlandırırsınız. İşte bir karatay kahvaltısında olması gerekenler bunlar. Sadece bir bardak hakkımız var, kuru çiğ yemiş. Böyle bir kahvaltı size hem kilo verdirir hem tok tutar. Yumurtaya gelince ister ıspanaklı yaparsınız, ister pastırmalı, ister zeytinle birlikte bir omlet yaparsınız. Çok güzel bir şekilde sizi akşama kadar tok tutar. İdeal kahvaltı saati 8 ile 9 arasıdır. Akşam da 4'tür. 4'e kadar leptin hormonu çalışacak. Hiçbir şey yemeyeceksiniz ve acıkmayacaksınız. Bunu iddia da ediyorum. Kendi üzerimde de kanıtlanmış. Ben tek öğün besleniyorum. Sizin için kışa özel bir kahvaltı yaptım. Böyle arkadaşlar. Eksiklerim yoktur. Çünkü tamına hazırladım. Ve yakında iddialıyım. Grubumla birlikte geliyorum WhatsApp. Eğer sen de katılmak istiyorsan yorum yazarsın. Beğeni yaparsın. İzledikten sonra da abone ol butonuna basarsın. Kanalıma abone olursun ve benimle birlikte kilolarına verirsin. Şimdilik benim hazırlayacağım bu kadar.